ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini son sınıfındayken fakültede akademisyen olarak yani bir anda fakültede kalmak istedim. Öğrencilerle bir arada olmak istedim ve branş olarak da çocuk çok cazip geldi. Da yani çocuk olursa çocuk bölümü olursa kalırım yoksa dışarıda kendime bir başka hayat çizerim diye düşündüğüm bir dönemde pedodonti ana bilim dalında doktoraya başladım. Pedodonti kelime anlamıyla çocuk diş hekimliği, pediatrik dentistriden geliyor. 4,5 senelik bir doktora eğitiminden sonra bugünlere geldik. Orada Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde pedodonti ana bilim dalı başkanıydım. O görevi bırakarak Yakında Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne kurucu öğretim üyesi olarak geldim. Şu anda pedodonti ana bilim dalı başkanlığını yürütüyorum. O zaman ben hemen alanınızla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Çocuklarda ağız diş sağlığı nasıl korunur hocam? Nelere dikkat edilmesi lazım? Aileleri bu konuda biraz bilinçlendirmek gerekirse. Elbette. İsterseniz önce bir pedodontinin ben tam açılımını yapayım size. Çocuk ama çocuk yaşı tanımlayayım size. Şimdi pedodontinin açılımı dünyada bebekler, çocuklar ve adolesanlar yani ergenler yani buluğ çağındaki çocuklar. Bunların toplamı da 0-18 yaş arası oluyor. Pedodontinin temel hedefi aslında pedodonti de demeyelim. Artık içinde bulunduğumuz yüzyılda hekimlik branşının tıp mesleği içinde geçerli ana hedefi koruyucu hekimlik. Yani tedavi edici hekim tabii ki çok olmak çok önemli, problemi çözmek çok önemli. O problemleri çözerken, tedavi planlarken bir yandan da ağız diş sağlığını, diş hekimliği için söylüyorum, nasıl koruyabiliriz? Bundan sonra ağız diş sağlığında bir problem olmasını nasıl engelleyebiliriz'e yönelik düşünmeli hekim arkadaşlar ve ona göre bir program yapmalı. Bugünkü bilgilerimizle, bugünkü teknolojiyle ağız diş sağlığında diş çürüklerinden korunmak, diş et hastalıklarından korunmak artık mümkün. Benim branşımın temeli toplum ağız diş sağlığına yöneliyor. Biliyorsunuz toplum sağlıkları gerçekten çok önemlidir ve toplum sağlığı sadece hekimler değil, devletin de sahip çıktığı ve hekimler ve devletin bir arada el ele vererek düzeltmeye çalıştığı toplum sağlığına yönelik çalışmalar yapılan bir birimdir. Bu da bizim için, ağız diş sağlığı için anne karnında başlar, hamilelik döneminde başlar, ömür boyu da devam eder.